Balkanlar illerinin bölgesel kalkınması için çok önemli bir projedir. İnşallah çok kısa süre içerisinde hizmete girecek bu hava limanı ile bu bölge her bakımdan gelişecektir. Bu projenin gerçekleştirilmesi için emeği geçen, bu konuda gerekli onay ve direktifleri veren saygıdeğer başbakanımıza, sayın bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize, emeği geçen bürokrasinin bütün kademesine, sayın valimize içten teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunmak istiyorum. İnşallah biraz önce yatırımcı arkadaşımız da, yatırımcı firmanın değerli başkanı da ifade ettiler. Öngörülenden de kısa süre içerisinde hizmete gireceğini müjdelediler. Ben yatırımcı firmamıza da başarılar diliyorum. Bu havaalanımız, bu havalimanımızın bölgemize her konuda, her yönden güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyor. Teşrif ettiğiniz, bu töreni güzelleştirdiğiniz için siz değerli hazuruna en içten sevgilerimi ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanlarımız, saygıdeğer konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mersin Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Saygıdeğer bakanlarım, sayın valim, sayın milletvekillerimiz, çok değerli konuklarımız, sevgili Mersinliler ve Adanalılar. Bugün ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için tarihi bir buluşmanın tanığı olmaktan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın temel atma törenine saygıdeğer bakanlarımızla birlikte katılmaktan duyduğum büyük mutluluğu belirtiyor. Hepinize, Mersin'imize hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin 2023 hedefine yürüyüşünde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün bir büyük mega projenin daha temeli atılıyor. Kalkınmanın en önemli unsuru olan erişim ve lojistik anlamında Çukurova'yı dünya ile buluşturacak, başta tarım, turizm, hizmetler sektörü ve lojistik olmak üzere uluslararası entegrasyonu sağlayacak ve bugüne kadar özlemiyle beklenilen bir büyük düş artık gerçek olacak. Çukurova hak ettiği ve beklediği bu büyük yatırımla Türkiye'nin kalkınmasına değer katacak ve 2023 hedeflerinin elde edilmesine katkı sağlayacak. Ve Mersin bu büyük yürüyüşte lojistiğin dört temel aksının buluştuğu karayolu, demiryolu, deniz yolu ve bugün hava yolu entegrasyonuyla Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne dün olduğu gibi gelecekte de katkı sağlayacak. Şüphesiz ki 21 milyar dolarlık dış ticareti 2012 yılında gerçekleştiren, tarımsal üretimde Türkiye'nin çok önemli bir üretici merkezi olan ve lojistikte Türkiye'nin en büyük ikinci limanına sahip olan Mersin, sadece yolcu değil, ulaşma ve altyapısıyla, antrepo ve diğer bağlantılarıyla her düzeyde lojistik bir büyük zenginliğe kavuşacak. Ve bu yatırım Marmara bölgesinin dışında artık Türkiye'nin yatay kalkınmasında Çukurova'nın beklenilen ölçüde cazibe merkezi ve uluslararası yatırımlarla buluşmasına da çok büyük katkı sağlayacak. Her açıdan bir büyük buluşmanın, tarihi anın tanıklarıyız. İnşallah en kısa süre içerisinde ve hayırlısıyla bitmesini müteakip, hizmete girmesiyle bu büyük coşkuyu zirveye ulaştıracağız. Ben bu kararlılığı gösteren ve bu büyük yatırımı önce ülkemize, sonra bölgemize kazandıran, başta Sayın Başbakanıma
Değerli bakanlarıma, emeği geçen her düzeydeki katkı koyan kişi, kurum ve kuruluşlara şahsım ve ilim adına şükranlarımı sunuyor. Sizleri bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanlarımız, saygıdeğer konuklar, çok vaktinizi almadan temel atma törenimize telgrafla katılan konuklarımızın sadece isimlerini okuyacağım. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Sayın Veysel Eroğlu, Sayıştay Başkanımız Doçent Doktor Sayın Recai Aksoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanlıoğlu, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Osman Tural. Saygıdeğer konuklar, temel atma törenimizi Sayın Bakanlarımızla birlikte onurlandıran konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Afyonkarahisar Valimiz Sayın İrfan Balkanlıoğlu. Adana Milletvekilimiz Sayın Mehmet Necati Çetinkaya. Mersin Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Münevver Ökten. Mersin Milletvekilimiz Sayın Ahmet Tevfik Uzun. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Zihni Aldırmaz. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Çoban. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Habib Soluk. Teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bizleri yalnız bırakmadınız. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, basınımızın değerli mensupları, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Çukurova Havalimanı temel atma törenini teşrifleriyle onurlandıran Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'in kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli misafirler. Tabii bu tip toplantılarda işin esası genelde işin protokol tarafı öne çıktığı için gözden kaçırılıyor. Aslında bugün tebrik edilmesi gereken, kutlanması gereken, onurlandırılması gereken esas unsur şu anda karşımızda oturan değerli vatandaşlarımızdır. Çünkü bakın bugün dün itibariyle 27 Mayıs ihtilalinin yıl dönümü söz konusu oldu. 27 Mayıs ihtilali bu millete yapılan her türlü kötülüğün, bu millete kurulan her türlü alçakça komplonun, bu millet karşısındaki her türlü haysiyetsiz çeteleşmenin esas sebebidir. Bu ülkedeki her türlü kötülüğün sebebidir. 27 Mayıs'tan bugüne kadar milletin iradesini çalmak için, bu milletin iradesinin önüne engel koymak için her türlü komplo kuruldu. Milletin iradesini çalamadıkları zaman milletin başbakanının canını aldılar, merhum Menderes'i şehit ettiler. Ama bu aziz millet hiçbir şekilde demokrasi, kalkınma, adalet ve özgürlük yürüyüşünden vazgeçmeden kendisi için çalışan kadrolara, sivil siyasete, demokrasiye büyük bir onurla, büyük bir sadakatle güç vermeye devam etti. Bizler, bakanlar, milletvekilleri, valiler, protokol esası itibariyle isimleri sayılan insanlarız. Ama bugün burada ve Türkiye'nin her tarafında nerede eser varsa asıl sahibi sizsiniz. Biz sadece işin vitrin tarafında duruyoruz. Eğer sizin desteğiniz olmasa, siz bu meydanları doldurmasanız, siz bu salonları doldurmasanız, siz bu iradenizle 10 yıldır millet iradesi etrafında bu yürüyüşü yapmamış olsaydınız,
bugün Türkiye'de ne demokrasi olacaktı, ne de bu yatırımlar olacaktı. Ne değişmiştir? Ülkenin zenginliği aynı zenginliktir. Ülkenin imkanları aynı imkanlardır. Geçmişte başarılamayan şeyler, geçmişte mucize addedilen şeyler, 10 yıl evvel krizlerle boğuşan, siyasi krizlerin içerisinde debelenen, ekonomik krizlerin içerisinde debelenen bir ülkeden bugün nasıl olmuş da ekonomik açıdan ve siyasi açıdan böylesine bir cazibe merkezine dönüşmüştür bu ülke? Aynı imkanlar varken milletin iradesini gasp edenler, milletin iradesi karşısında çeşitli çetelerle, cuntalarla, askeri darbelerle ortaya çıkanlar bu ülkeyi fakirleştirdi, bu ülkeyi siyasi krizlere ve ekonomik krizlere soktu. Bugün ise sizin verdiğiniz bu destek sayesinde, sizin demokrasi etrafında, sivil siyaset etrafında, hakkaniyet ve adalet etrafında bu kenetlenmeniz sayesinde ülkemiz her bakımdan bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bakın kuzeyimizde, Avrupa'da büyük bir ekonomik kriz var. Güneyimizde, Arap devrimi ülkelerinde büyük siyasi krizler söz konusu. Ama ülkemiz, biricik Türkiye'miz hem bu siyasi krizler karşısında hem ekonomik krizler karşısında cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Ülkemizdeki tek bir havalimanı ihalesi Orta Avrupa'daki ve dünyanın pek çok yerindeki ülkelerin gayri safi milli hasılasından çok daha büyük rakamlarla sonuçlanıyor. İşte bu mucizenin asıl sahipleri sizlersiniz. Sizler bu yürüyüşünüzü devam ettirdiğiniz müddetçe, bu iradenizi ortaya koyduğunuz müddetçe ve bu sadakatle bu ülkeye kendi çocuklarınızın geleceği için bu vizyonu koyduğunuz müddetçe size hizmet etmek hepimizin boynunun borcudur. Ben şu anda bakın 3000 yıllık bir toprağın üzerinde oturuyoruz. İliklerimizin titremesi lazım. Taş köprü 2000 yaşındadır. Ama bugün Çukurova'dan, bu toplantıdan Mostar Köprüsü'ne de uzanıyoruz. Bilge Kağan anıtına da uzanıyoruz. Somali'deki kardeşlerimize de uzanıyoruz. Dünyanın her tarafına uzanıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki milletimizin iradesi sadece Çukurova'nın zenginleşmesi, Çukurova'nın büyümesi değil, bütün bir medeniyet havzamızın büyümesi anlamına gelecektir. Artık Türkiye'de geçmişin siyasi krizleri, ekonomik krizleri geride kalmıştır. Millet her türlü darbe ve junta faaliyetini kendi elinin tersiyle bir kenara itmiştir. Bugün ekonomik açıdan dünyanın en büyük cazibe merkezine haline gelmiştir ülkemiz. Bu mucizenin sahipleri olarak havalimanları, yollar, bütün bu kalkınmayla ilgili yapılan yatırımlar sizlerin iradesi sayesinde ortaya çıkmıştır. Ve sizin iradeniz bugün sadece Çukurova'ya değil, Mezopotamya'ya, Afrika'ya, Asya'ya, ihtiyaç sahibi bulunan herkese su kuyuları götürmekten yollar götürmeye kadar büyük bir vizyon ortaya koymaktadır. Sizle 10 yıldır bu Çukurova'nın sıcağı altında beraberce yol yürüyoruz. Siz bıkmadan, usanmadan, protokolde isminiz anılmasa bile bu salonları doldurarak her türlü meşakkate, her türlü eziyete karşı bu iradeyi ortaya koydunuz. Bu eserin sahibi olarak asıl sizi kutluyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili hemşehrilerimiz, saygıdeğer basın mensupları, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Çukurova Havalimanı temel atma törenini teşrifleriyle onurlandıran Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Değerli bakanlarım, değerli hemşehrilerimiz, Adana'nın, Mersin'in, Tarsus'un, Çukurova'nın güzel insanları. Hepiniz böyle güzel bir güne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün burada temelini atacağımız Çukurova'yı gerek ticarette, gerek turizmde,
gerek istihdamda, gerek yatırımda, gerek üretimde çok önemli bir bölge haline getirecek olan bu yatırımın Adana'mıza, Mersin'imize, Çukurova'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Biraz evvel çok değerli kardeşim, Adana Milletvekilimiz, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik siyasetten söylenecek çok şeyler söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum ve ifade etmiş olduğu görüşlerin tamamının altına imzamı koyuyorum. Ve biz kendisiyle Çukurova'nın iki bakanı olarak hiçbir zaman, hiçbir yerde Adana Mersin şeklinde bir ayrım yapmaksızın Adana'ya da Mersin'e de Çukurova'ya da hizmet etmekten her zaman şeref, onur duyacağımızı ifade ettik. Mersin'e geldiğim zaman söylemiştim. Bildiğiniz gibi ben en yeni Çukurovalı, en yeni Mersinliyim. Sayın Başbakanımızın ve partimizin ilgili kurullarının görevlendirmesi üzerine 12 Haziran 2011 seçimlerinde takdir etmişler ve Mersin'e Mersin milletvekili adayı olarak gelmiştim. O zaman söylediğim bir şey vardı. Ben içinizde belki en yeni Mersinliyim. Ben içinizde belki en yeni Çukurovalıyım. Ama inanın ki en kısa sürede en az sizin kadar Mersinli, en az sizin kadar Adanalı, en az sizin kadar Çukurovalı olacağım demiştim. Ve Mersin'e hizmet etmekten, Çukurova'ya hizmetten şeref duyacağım demiştim. Bugün de o şerefli günlerden birini yaşıyoruz, şükürler olsun. Sizlere 12 Haziran'da o seçimler öncesinde gerek Adana'da gerek Mersin'de yapmış olduğumuz toplantılarda bazı sözler vermiştik. Ama demiştik, bakın, bizi diğerlerinden ayıran önemli farklılıklar var. Biz vaat ettiklerimizi Allah'ın izniyle yaparız, yapamayacaklarımıza da asla söz vermeyiz demiştik. Çukurova Bölgesel Uluslararası Havaalanı'nı arkadaşlar yapacağız diye ifade etmiştik. Akdeniz oyunlarını Sayın Başbakanımızın bilhassa Mersin'e ve Çukurova'ya yapmış olduğu bir hediye olarak değerlendirerek süresinden önce bunları da bitireceğiz demiştik. Tarsus Kazanlı turizm tesislerinin inşaatına mutlak surette öncelikle altyapı, sonra üst yapı ile beraber yapacağız ve bunları süresinde bitireceğiz demiştik. Mersin'i ve Adana'yı ve Çukurova'yı bölgenin en büyük lojistik üssü haline getireceğiz demiştik. Bakın, geçen sene 12 Haziran'da vermiş olduğumuz sözlerin, yapmış olduğumuz vaatlerin birinci yıl dönümünü yapmıştık ve Mersin'de yapmış olduğumuz basın toplantısıyla ne söz verdik, neler yapıldı, neler yapılıyor tek tek açıklamıştık. Ve size ne vaat etmişsek sizlerle bütün gelişmeleri beraber birlikte değerlendireceğiz demiştik. Şimdi 12 Haziran'da Mersin'deki dönemimizin ikinci yılında yine aynı benzer bir toplantıyı yaparak yine Mersinli kardeşlerimle Mersin'e yapacağımız ve yaptığımız işleri tek tek kamuoyunda gerek ulusal gerek yerel basınla beraber yeniden ele alıp değerlendireceğiz. Buraları yapacağız dediğimiz zaman maalesef birilerinin suratının asıldığını ve suratının ekşidiğini hatırlıyorum. Hatta bunların birçoğu sizlere gelerek bunlar bu havaalanını yapamazlar, bu Akdeniz oyunlarını zamanında bitiremez diyenler zannediyorum ki bugün gelirken gördüm o yeni açmış olan nar çiçeği gibi yüzleri kızarmıştır zannediyorum. Her zaman söylemiştik. Onların hayalleri bile bizim gerçekleştirdiklerimizi anlamaya yetmez demiştik. Ve bugün şükürler olsun yapılamaz denen, olmaz denen işte Çukurova Bölgesel Uluslararası Havaalanı'nın 3 bakan olarak şimdi temelini atıyoruz. Ve bu havalimanı
sadece yolu taşımayacak, sadece turizme katkı vermeyecek. Bu havaalanının en büyük özelliği Adana'da, Mersin'de yetişen ve dünyanın her yerine yapmış olduğumuz yaz sebze meyve ihracatında vereceği kargo hizmetleriyle bölgeye çok önemli ekonomik yeni katma değerler kazandıracak. Çiftçimiz, köylümüz daha fazla üretecek. Çiftçimizin, köylümüzün ürettiği çilek, muz, daha evvel ifade ettiğim gibi kanatlanıp buradan uçaklarla dünyanın her yerine gidecek demiştim. Ve şimdi bu havalimanı yapımcı firmanın, yatırımcı firmanın bize sözleşme imzalarken geçen yıl Mart ayında Sayın Bakanımızla beraber yapmış olduğumuz anlaşma töreninde, imza töreninde ümit ediyoruz inşallah çok kısa bir süre içinde, verilen vaat edilen süre içinde bitirilecek ve hizmete girecektir. Bu havaalanı buraya sadece yolcu getirmeyecek. Mersin için, bölge için vermiş olduğumuz söz vardı. Burayı Akdeniz Havzası'nın bir lojistik üstü merkezi haline getireceğiz demiştik. Ve Mersin'le ilgili yeni nesil serbest bölgeler anlamında gerek havaalanı bölgesinde gerek Mersin'de şimdi yeni nesil serbest bölge inşaatlarını inşallah burada hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ve bunların her biri istihdam olarak dönecek. İşsizliğimiz azalacak. Yatırımlar azalacak. Çiftçimizin, köylümüzün ürettiği üretimler daha fazla olacak. Ve daha fazla benim çiftçim, köylüm, esnafım, vatandaşım daha fazla refah içinde yaşayacak. Bakın nereden nereye. Biraz evvel değerli bakanım ifade etti. 27 Mayıs'ta ihtilal yaparlardı. Biz şimdi 28 Mayıs'ta böylesine önemli, böylesine tarihi ve 357 milyon euroya mal olacak olan Türkiye'nin ikinci büyük havaalanının temelini atıyoruz burada. Yarın 29 Mayıs. 29 Mayıs tarihi Osmanlı için, ecdadımız için, bizim için son derece önemli bir tarihe aizdir. Bundan 560 yıl önce İstanbul'un fethedildiği, Hazreti Peygamber'in konuşmasına bile vesile olmuş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği tarihtir. Şimdi 29 Mayıs 2003'te bugün Türkiye Cumhuriyeti elde etmiş olduğu siyasi istikrar, elde etmiş olduğu ekonomik istikrar, Başbakanımız, Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında yeni yeni yatırımlar, yeni yeni fetihler yapıyoruz, şükürler olsun. Ve şimdi yarın İstanbul'da Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla, biraz sonra detaylarını Sayın Bakanımız mutlaka verecektir, 2,5 milyar dolardan daha pahalıya mal olacak Asya'yı Avrupa'ya bağlayan, yani Çin'i, Pekin'i Londra'ya bağlayan 3. Boğaz Köprüsü'nün temelini atacağız Allah'ın izniyle. İşte AK Parti iktidarı 11 senelik süremiz altyapıyla, üst yapıyla, havaalanıyla, metrolarla, karayollarıyla, deniz yollarıyla Türkiye'nin her tarafını şükürler olsun tüm dünyaya bağladık. Bunlar olmazsa Türkiye dünyanın en fazla ihracat yapan geçen yıl ikinci ülkesi olur muydu? Bunlar olmazsa Türkiye geçen yıl Avrupa'nın en fazla büyüyen ikinci ekonomisi olur muydu? Şükürler olsun bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da vatandaşımızın vermiş olduğu vergiyi, vatandaşımızın adeta bize mukaddes emanet olarak vermiş olduğu ülkemizin hazinesini en doğru, en iyi şekilde kullanmanın arayışı hesapları içindeyiz. Akdeniz oyunları bölgeye son derece önemli katkılar sağladı. Geldiğim günden itibaren söyledim. Ancak geldiğim günden beri bunun bitmesini istemeyenler, bunun maalesef bitmesini kendilerine bir muhalefet aracı olarak kullanmak isteyenler, Akdeniz oyunlarıyla ilgili tesislerin yetişemeyeceğini söylediler. Yetişmeyen tesisler değil, yetişmeyen onların akılları ve zihinleri oldu maalesef. Şimdi sizlere buradan açıklıyorum. Dün Sayın Başbakanımızla görüştük. Öncelikle biraz evvel konuşmamın başında unuttum. Sayın Başbakanımız, Sayın Genel Başkanımızın
sizlere selam ve sevgileri de bu arada iletiyorum. Şimdi yeni bir şölene hazır olun. 9 Haziran Pazar günü Sayın Başbakanımızın başkanlığında, liderliğinde vatandaşımıza vaat ettiğimiz 450 milyon lira, yani 450 trilyon lira bütçe hazırlamış olduğumuz Akdeniz oyunlarının tüm tesislerinin toplu açılışını 9 Haziran'da Mersin'de yapıyoruz. Hepinizi bu açılışa bekliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bu açılış ve bu açılış çerçevesinde yapılan tesisler, daha evvel de ifade etmiştim, sadece 10 gün sürecek olan Akdeniz oyunları boyunca kullanılmayacak. Bundan sonra artık Mersin'in, Akdeniz'in, Adana'nın, Çukurova'nın sürekli faydalanacağı, her türlü etkinliği yapılacağı önemli tesisler olacak bu tesisler. Biz evvel Allah ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Çünkü daha evvel de söyledik. Biz millete hükmetmeye gelmedik. Biz millete hizmet etmeye, siz değerli vatandaşlarımıza hizmetkar olmaya geldik. Ve şimdi hizmetkarlığı yapıyoruz, şükürler olsun. Hemen arkasından Cuma günü Ankara'da değerli Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber Tarsus Kazanlı'da yapımı süren, biraz evvel de yatırımcı firmanın yönetim kurulu başkanının Sayın Koçoğlu'nun söylediği gibi, şimdi sıra Kazanlı'daki tesislerin bir bir temel atmasına sıra gelmiştir. Altyapılarını önemli oranda yapımının devam ettiği, kamulaştırma çalışmalarından dolayı bazı prosedürlerin uzatmış olduğu bu dönemde, biliyorsunuz 14 kilometrelik yolun önemli bir kısmı yapılmış. Şimdi inşallah bu kamulaştırma ile ilgili hukuki sürecin bitmesiyle beraber Tarsus, Kazanlı ve Mersin'e 7600 yatak sağlayacak olan tesislerin de inşallah çok kısa süre içinde temellerini atacağız. Bakın, bu yaptıklarımızın hepsi birbirinin devamı. Havaalanı olacak ki turizm tesisleri olsun. Turizm tesisleri olacak ki havaalanı olsun. Ve 7600 kişilik havaalanını, yataklı havaalanını düzeltiyorum, 7600 kişilik turizm tesisleriyle yetinmedik, daha evvel de ifade ettik, şimdi Tarsus Kazanlı'daki turizm yatırımlarını tam ikiye katladık ve 15 bin yatağa çıkarttık. Bu da hayırlı ve uğurlu olsun hepimize. Değerli arkadaşlar, bakın 15 bin yatak demek, 15 bin turist demek. 15 bin turist demek bu tesislerde binlerce, on binlerce insanın çalışması demek. 15 bin insanın yatadığı, tatil yapmış olduğu bu yerlerde Mersin'deki, Adana'daki çiftçinin, köylünün ürettiği çileğin, domatesin, muzun, etin ve tüm ürünlerin daha fazla tüketilmesi, daha fazla üretilmesi demek. Yani bölgenin ciddi bir şekilde ekonomik kaynaklara kavuşması demek. Cuma günü arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Kendileriyle yapacağımız toplantıyla beraber şimdi sıra Tarsus Kazanlı'da yapılacak olan 5 tesisin ve daha sonra yapılacak planlanan tesislerinde inşallah birbiri arkasına devam eden bir şekilde tek tek bunların da yatırımlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biraz evvel takdim sırasında, tabii ki bu takdimlerde katılımcıları söylerken dikkatli olmak gerekiyor. Bazılarını söylerken bazılarını unutabiliyorsunuz. Ama benim unutmam mümkün değil. Mersin milletvekili olarak burada aramızda AK Parti Mersin milletvekili Nebi Bozkurt'la beraber Milliyetçi Hareket Partisi Mersin milletvekili Ali Özün'de olduğunu ben de sizlere buradan duyurmak istiyorum. Onlar da hoş geldiler, şeref verdiler törenimize. Değerli kardeşlerim, ben konuşmamı burada durdururken bilhassa tekrar bu tesisin Mersin'imize, Adana'mıza, Çukurova'mıza hayırlar ve uğurlar getirmesini temenni ediyorum. Evelallah Türkiye doğru yoldadır. Türkiye doğru ellerdedir, iyi ellerdedir. Bugün dünyanın ekonomik krizine meydan okuyan bir ülke olmuştur, şükürler olsun Türkiye. Bundan 2 hafta evvel Amerika'ya yapmış olduğumuz seyahatte, Sayın Başbakanımızın liderliğinde yapmış olduğumuz seyahatte
bir kez daha bu ülkenin vatandaşı olmaktan, ay yıldızlı pasaportu olmaktan bir kez daha şeref duydum, onur duydum arkadaşlar. Bakın bundan 10 yıl önce Ankara Sanayi Odası Başkanı iken Amerika'ya tekrar bir seyahat düzenlenmişti. Ben de o zaman bir iş adamı olarak ve Ankara Sanayi Odası Başkanı olarak bu seyahate katılmıştım. Dönemin başbakanı, Allah rahmet eylesin, Allah bu ülke için hizmet edenlere rahmete, intikal edenlere rahmet eylesin, hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyet versin. Sayın Bülent Ecevit'le beraber bir uçak dolusu Amerika'ya seyahate gittik. Tabii biz o zaman Amerika'ya Sayın Başbakan'ın yanında figüran olarak götürülmüştük. Gayesi IMF'den 1 milyar dolar borç alabilmek için iş dünyasının da kendilerinin yanında olduğunu göstermekti. Ve o gün Türkiye maalesef IMF'ye 23,5 milyar dolar borcu olan, IMF'den 1 milyar dolar borç alabilmek için 1 milyar takla attırılan ve o 1 milyar dolar borcu alamasa memurunun maaşını ödeyemeyecek olan bir Türkiye'ydi. 5 otobüs iş adamı havaalanına giderken Amerikan polisleri otobüslerin önünü durdurdular. Bizleri iş adamları, aramızda o iş adamlarından birçoğunu görüyorum, aşağı indirdiler. Tek tek üst baş araması yaptılar. Yetmedi, Amerikan polisleri köpeklerini yanına alarak otobüslerdeki tüm iş adamlarının, Türk iş dünyasının bavullarını ve oturduğu koltukları adeta bir esrar eroin kaçakçısı muamelesi yaparak tek tek aramaya tabi tuttular. Evet, maalesef o gün benim hayatım boyunca unutamadığım, onurumuzun kırıldığı gündü. Onurumuzun incitildiği gündü. Çünkü Türkiye borçluydu. Borç alan emir alır mantığıyla maalesef oraya gitmiştik. Ama 2 hafta evvel tekrar Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6 bakan ve 100'ün üzerindeki iş adamıyla beraber Amerika'ya bir seyahat gerçekleştirdik. Ve şimdi IMF'ye borcu olmayan, IMF'ye borç verecek hale gelmiş olan, dünyanın en önemli ekonomilerinden birine sahip olan Türkiye, 10 yıl önceki Türkiye'nin başbakanlığı ve heyetine yapılan karşılamayla 2 hafta önce yapılan arasında dağlar kadar farkı yaşamış olan bir insanım. Başbakanımıza ilk defa hiçbir Türk başbakanına yapılmamış şekilde çok önemli törenlerle Sayın Başbakanımız bir küresel lider olarak şükürler olsun karşılandı. Ve beraberimizdeki iş adamlarıyla beraber bakanlar ve iş adamları hiçbir ayrım yapılmaksızın daha evvel polis köpeklerini arattırılan iş adamlarının yerine şimdi o havaalanında uçaktan binip otobüslerine binip Washington'a gidip Washington'dan tekrar Türkiye'ye dönerken havaalanına gelip pasaportunu dahi cebinden çıkartmadan hiçbir polis aramasına bile tabi tutulmadan iş adamlarıyla Amerika'ya gittik ve geri döndük, şükürler olsun. İşte Türkiye şimdi böyle bir Türkiye. Daha yapacağımız çok iş var. İnşallah bunları hep birlikte beraber değerlendireceğiz. Ben biraz evvel sayarken eski devlet bakanı, benim de eski arkadaşım, hakikaten çok yoğun dönemde Ankara Sanayi Odası Başkanı olduğum dönemde çalıştığım eski devlet bakanı Sayın Ayfer Yılmaz'ı da burada olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Yapmış olduğumuz, yapacağımız bu temel atmanın inşallah 2023'e giden yolda, yani Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi içine sokacak ve Türkiye'yi kişi başına gelirinin 25 bin dolar olduğu bir seviyeye getirecek olan bir Türkiye'nin temelleri atması yolunda Çukurova'mızın, Adana'mızın, Mersin'imizin yeni güzelliklere, yeni yapılara temel atması olarak değerlendiriyor. Yapımcı firmaya kolaylıklar diliyor. İnşaatın yapımı süresince bir Mersin milletvekili olarak her zaman yapımcı firmanın yanınızda olacağımızı ve kendilerine 24 saat yapılacak her türlü yardımı yapmaya hazır olacağımızı ifade ediyor. Hepimize hayırlı olsun, uğurlu olsun, emeğe geçen bütün arkadaşlarımı kutluyor. Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Saygıdeğer hemşehrilerimiz, basınımızın değerli mensupları, 60. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Kongresi'nde toplu taşıma için politik vizyon, yüksek düzeyli destek ödülünü, yani ulaştırma Oscar'ını hizmetleriyle ülkemize kazandıran Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın bakanlarım, değerli milletvekili arkadaşlarım, sayın valiler, belediye başkanları, Çukurova'nın yiğit insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Ashab-ı Keyf'in Karacaoğlan'ın memleketi Çukurova tarihi bir gün yaşıyor. Çukurova'nın bereketli topraklarına Adana Mersin arasına uluslararası bir havaalanı yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu toprakların tarihi çok eski. Medeniyetler beşiği. Ülkemizin en bereketli toprakları. Bu havalimanını yapmaya karar verirken bir sene burada havaalanı nereye yapılsın? Orada mı olsun, burada mı olsun? Kargılı'da mı olsun? Efendim Erdemli'de mi olsun? Yenice'de mi olsun? Enine boyuna tartışıldı. Hepsi görüşüldü. Sonunda ortak akıl galip geldi ve Adana Mersin arasına uluslararası bu önemli havalimanını yapmaya karar verdik. Amacımız büyüyen güneyin iki büyük vilayeti Adana ve Mersin, onun etrafında yaşayan 5 milyona varan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak. Mersin'de turizm bölgesinde yapılacak yerler için Çukurova'nın bereketli topraklarının ürünlerinin dünyaya dağıtılması için Adana'nın, Mersin'in ve tüm ilçelerinin, köylerinin insanlarını Türkiye'nin her köşesine, dünyanın her tarafına ulaştırabilmek için böyle bir kararı aldık. Evet, şimdiye kadar Adana Havalimanı'ndan 10 yıl içerisinde değerli Mersinliler, değerli Adanalılar, 1 milyonu aşmıyordu trafik. 2003 yılında 780 bin yıllık trafik vardı. Yani 780 bin yolcu hava yoluyla seyahat ediyordu. Bugün havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısı, dikkatinizi çekiyorum, 4 milyonu buldu. 780 milyondan 4 milyona. Boşuna başbakanımız hava yolu halkın yolu olacak demedi. İşte sonuç. 700 bine 4 milyon. Evet. Artık Adana Mersin tek havaalanıyla ileriye bu gelişmeye karşılık veremez. Onun için bu bölgesel havalimanını yapmaya karar verdik. Çukurova Havalimanı Adana'yı, Mersin'i
2023 hedeflerimize taşıyacak 500 milyar ihracatımız, 1.2 trilyon ticaretimizin gereğini yapacak önemli bir yatırımdır. Bu yatırımın gerçekleşmesi esnasında çok insanın katkısı oldu. 23. dönem tüm milletvekillerimiz bu havalimanının yapımı konusunda gayret gösterdi. Ve bir önceki bakanımız Kürşat Tüzmen'in katkıları var. Valilerimizin katkıları var. Belediye başkanlarımızın katkıları var. 24. dönem Adana ve Mersin milletvekillerimizin katkıları var. Ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama en büyük emek, en büyük katkı hava yolunu imtiyaz olmaktan ihtiyaca döndüreceğiz diyen, hava yolunu halkın yolu yapacağız diyen, bu uğurda bize talimat veren Sayın Başbakanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın emekleri var. Kendisine huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli konuklar, evet, son 10 yıla bir bakalım. Son 10 yıl Türkiye'nin 80 yılda yapamadığı hizmetlerin kat kat fazlasını hayata geçirdiği bir dönemdir. Bölünmüş yollarla ülkeyi doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini bir araya getirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi kardeş yaptık yollarla. Türkiye son 10 yılda hızlı tren hayalini de gerçeğe dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyor. Hızlı tren de dünyanın 8. Avrupa'nın 6. ülkesi olmanın mutluluğunu insanımıza yaşattık. Çok değerli hemşehrilerim, bugün sadece burada Çukurova Havalimanı'nın temelini atmakla kalmıyoruz. Bunun yanı sıra Mersin'imizi, Adana'mızı 2023'e taşıyacak çok önemli bir kararı da veriyoruz. Yapılacak turizm tesisleri, yapılacak sanayi tesisleri hem ülkemizi hem de bölgemizi 2023 hedeflerine taşıyacak en önemli eserlerimiz olacaktır. Ne dedik? Biz millete efendilik yapmaya gelmedik. Hizmet etmeye geldik. Bu milletin efendisi, bu millete hizmet edendir dedik. Geldiğimiz günden beri de durmak yok, yola devam diyor, hizmete devam ediyoruz. Adana'ya ve Mersin'e bugüne kadar 300 kilometrenin üzerinde bölünmüş yol yaptık. Adana-Mersin için yaptığımız altyapı yatırımları, yollar, demir yolları, havaalanları, iletişim yatırımlarının toplamı 3,5 milyar, 3,5 katrilyon. Helali hoş olsun. Daha fazlasına siz layıksınız. Çünkü siz Türkiye'nin üreten gücüsünüz. Türkiye'nin geleceğini, istihdamını, aşını, işini sağlayan bereketli ovanın yiğit insanlarısınız. Evet, devam eden projelerimizin de toplam tutarı 4 milyardır.
tam 4 katrilyon. Demek ki sadece bu havaalanı önümüzdeki 2,5 yılda yapılacak yatırımın tutarı 800 trilyondur. Bu topraklarda 800 trilyon yatırım yapacağız. Bu bölgedeki arazi kamulaştırması için 150 milyona yakın bir kamulaştırma bedeli ödedik. Bu bölgeye girdi bu para. Bu bölgenin insanına refah getirdi, zenginlik getirdi. Değerli Adanalılar, değerli Mersinliler, yol olmayan yerde ticaret olmaz. Yol olmayan yerde turizm olmaz. Yol olmayan yerde ekonomi olmaz. Yol olmayan yerde kısacası hayat olmaz. Her şey yolların etrafındadır. Şehirlere bakın, istasyonlara bakın. Yolların ve havaalanlarının buluştuğu yerdedir. Mersin'imiz 2 yıl önce bölgenin en güzel yat limanına kavuştu. Onu da Mersin'e kazandırdık. Mersin Adana demir yolunu tamamen elden geçirdik. Seyahat süresini 1 saatin altına indirdik. Şimdi 4. hattı yapmaya da karar verdik. Artık Mersin Adana arası yarım saate düşecek. İki şehir birbiriyle daha fazla kucaklaşacak, daha fazla kardeş olacak, daha fazla alışveriş yapacak, daha fazla ısım akrabalık yapacak. Bazen siyasette araç bulamayınca, siyaset yapacak alan bulamayınca Mersin Adana arasında rekabete ayrılık yapıldığına, efendim şu hizmet Adana'ya gitti, bu hizmet Mersin'e gitti, havaalanı efendim Mersin'e yapılıyor, Adana'yı pas geçtiler gibi dedikoduları duyuyorsunuz. Ben size şunu söylüyorum, bu havalimanı Mersin'le Adana'nın kucaklaştığı, birleştiği, kardeşliğinin pekiştiği bir havalimanı olacak. Çukur Ova Havalimanı iki bölgenin ortak eseri olarak burada yükselecektir. Hani bir laf vardır. Herkes gider Mersin'e, sen gidersin tersine. Ben de diyorum ki hem Mersin'e gideceğiz, hem tersine gideceğiz, Adana'ya varacağız. İşte merkez burası. Yenice Çukur Ova Havalimanı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bu havalimanının bugünlere gelmesinde emeği geçen çok insan var. Bakanlığımız Altyapılar Genel Müdürlüğü, genel müdürlüğümüzden personeline kadar herkese, mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne, genel müdürüne, personeline, bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir süre önce burada inşaatta bir hortum vesilesiyle hayatını kaybeden işçi kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, yarın 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 560. yıl dönümü kutlanıyor. Yedi tepeli peygamberimizin fethini müjdelediği dünyanın İncil'isi İstanbul'a yeni bir inci, boğaza yeni bir gerdanlık takıyoruz. 3. Boğaziçi Köprüsü'nün de temelini yarın atıyoruz. Ülkemize hayırlı olsun, İstanbul'umuza hayırlı olsun. Bakın değerli konuklar, Türkiye öyle bir hale geldi ki meteliğe muhtaç olan bir ülkeden bugün dünyanın en büyük ihalesini
yapan ülke haline geldi. 3 Mayıs'ta yaptığımız yeni İstanbul Havalimanı'nın toplam bedeli 90 katrilyondur. 90 katrilyon ne demek biliyor musunuz? Bir çukur verdik, 90 katrilyon para alıyoruz. Üstüne de dünyanın en büyük havalimanlarından birini alıyoruz. İşte Türkiye'nin gücü budur. İşte istikrarın gücü budur. İşte güvenin gücü budur. Şimdi bunlara bir de huzur, barış ve kardeşlik ekleniyor. Artık Türkiye'yi kimse tutamaz. Bu ülkede nasıl 1000 yıl önce bu topraklarda, nasıl Çanakkale'de, nasıl Sakarya'da, nasıl Sarıkamış'ta, Trablus'ta, Galicia'da omuz omuza verdiysek, birbirimizi kardeş bildiysek, bundan sonra da ay yıldızlı bayrağın altında tek vatan, tek millet, tek devlet, tek Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu havalimanının ülkemize, milletimize, bölgemize, sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sevgili hemşerilerimiz, Sayın Şükrü Koçoğlu, büyük bir ağaçlandırma çalışmasının ilk adımı olarak Sayın Bakanlarımızın adına 50'şer adet hatıra fidanı dikmiştir ve fidanların hatırasına Sayın Bakanlarımıza birer adet berat arz edeceklerdir. Sayın Koçoğlu'nu ve Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ı, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik ile kürsüye arz ediyorum. Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ı, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'i de kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanımıza Sayın Koçoğlu bir berat takdim ediyorlar. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a. Evet Sayın Koçoğlu, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'a da bir berat takdim ediyorlar. Yine Sayın Koçoğlu, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'e de bir berat takdim ediyorlar. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Çukurova Havalimanı temel atma işlemini Sayın Bakanlarımız butona basmak suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Bakanlarımıza refakat etmek üzere Sayın Valilerimizi, Milletvekillerimizi, Sayın Müsteşarımızı, Belediye Başkanlarımızı ve Saygıdeğer Genel Müdürlerimizi sahneye davet ediyorum. Ali Öz, Sayın Vekilim. Ali Öz burada mı Ali Öz? Ayfer Hanım, milletvekillerimiz oradaysa buyursunlar. Evet, hazır mıyız? Hani ses yok ya, benim sesim konuştum gitti. Size ne oldu? Hazır mıyız? Olmadı. Hazır mıyız?
fena değil. Hayırlı uğurlu olsun diyor ve butona basıyoruz. Ya Allah, bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Çukurova Havalimanı'nın temel atma töreni burada sona ermiş bulunmaktadır. Törenimizi teşrifleriyle onurlandıran Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ömer Çelik'e, saygıdeğer protokol üyelerine ve siz saygıdeğer hemşehrilerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler, yarınlar sizlerin olsun. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer konuklar, İstanbul ve Ankara'dan gelen protokol üyelerimizi bir süre daha, 15 dakika daha burada misafir edeceğiz. Araçlarımız 15 dakika sonra hareket edecektir. Bilgilerinize sunuyoruz.